Merhaba arkadaşlar. Bu derste takipçilerimden gelen çalışmalardaki hataları gidermeye çalışacağım. Burada Ubeydullah Yay isimli arkadaşımız. Hocam sizin diğer videolarınızdan muhasebe programı ile ilgili olan arama ile ilgili bir şeyler yaptım. Çok da güzel oldu. Arama kısmına harf yazınca sadece aradığım kişi kalıyor. Buraya kadar tamam. Ancak tıkladığımda o hasta değil de ilk gelen toplu listedeki bir numaralı hasta datayı veriyor. Kısacası müsaitseniz yardımlarınızı bekliyorum. Hemen arkadaşımızın çalışmasını bir indirelim ve çalıştıralım. Bakalım ne yapmış. Kayıtta mıyız? Evet. Şurada düzenlemeyi etkinleştir diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten hasta otomasyon, giriş, hasta kayıt var. Çok güzel. Muayeneler var. Şurada muayeneleri tıkladığım zaman aşağıda da muayeneleri gösteriyor. Herhalde burada bir şey aradığı zaman mesela Ahsen yazayım. Bakın Ahsen'i buldu. Şöyle tıkladığım zaman Ubeydullah Yay'ı buluyor. Yani sanki ilk hastayı getiriyor arkadaşlar. Şimdi bu hatayı düzeltmeye çalışacağız. Hemen düzeltelim. Kapat diyorum. Geliştiriciden Visual Basic'e gittim. Hasta yok muayeneler diye. Evet. Şuraya gördüğünüz gibi yazınca buluyor arkadaşlar. Güzel. Tamam. Sıkıntı yok. Ama şu tıklamada bir sorun var. TXT'yi sayfadan çekmiş arkadaşlar. Sayfadan çekmeyecek. Ne yapacak? Şöyle yapacak. Öncelikle şu evet bu LST listedir arkadaşlar gördüğünüz gibi. TXT nereden bulacak? LST liste nokta list diyecek. Parantez açacak. Yine LST list nokta list index diyeceğiz arkadaşlar. Şurada LST list nokta list index virgül sıfırıncı kolondan bunu alacak. Ondan sonra şu satırı kopyalıyorum. Şurayı siliyorum arkadaşlar. Ve yapıştırıyorum. Adını birinci kolondan alacak. Soyadını yanılmıyorsam ikinci kolondan. Yaşını üçüncü kolon sırayla gidiyoruz. Adresi dördüncü kolon. Ondan sonra telefonu da beşinci kolondan alacak. Bence hatası bu arkadaşımızın. Detayı göster. Güzel. Şimdi kaydediyorum son haliyle. Hemen girişe geldim. Muayeneler dedim. Örneğin Nalan'ı yazalım. Nalan diyorum. Bakın tıkladığım zaman Nalan Yalın bilgilerini gösterdi burada arkadaşlar. Örneğin Ahsen yazayım. Bakın Ahsen'i tıkladığım zaman Ahsen bilgilerini getirdi. Sorun buydu. Sorunu çözdük. Hemen kaydediyorum. Burayı kapatıyorum. Hemen bir cevap da yazalım arkadaşlar. Sor ektedir diyelim. Düzeltilmiş. Evet. Hali. Gerçekten de güzel bir çalışma olmuş arkadaşlar yapmış. Klavyemde gerçekten artık iyi çalışmalar. İyi çalışmalar. Hemen ekleyelim o dosyayı. İndirilenlerin içinde deneme hasta kayıttı. Ve gönder dedik. Gitti. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Bir arkadaşımız da sanırım aynı sorunla karşı yani buraya bir arama eklememi istemişti. Zaten arkadaşımız yapmış. Şu kodları da kendisi görsün. Şuranın içine girdiğim zaman arama satırı bu arkadaşlar. Şu kodu yazdığınız zaman
aranın change kısmına bunu yazdığınız zaman şu şekilde aramayı yapıyor arkadaşlar. Gerçekten Ubeydullah Bey'i tebrik ediyorum. Güzel bir çalışma ortaya çıkarmış. Sorunu da çözdük. Mesela Nalan deyince ya da Ahsen, Nalan burada bulabiliyor. Tekrar bir detay ekleyebiliyor. Bu dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Kendisini kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum.